sevinçli olmamızı gerektirecek bir şey mi yoksa bir bakalım mı? Tamam, şöyle. Öncelikle sondan söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu sevinç nidaları atmamızın henüz çok erken. Dolayısıyla temiz, sonsuz, sıfır karbon salınımlı bir enerji kaynağı ve bunu sürdürülebilir hale getirilen bir teknoloji henüz emekleme aşamasında. Bu da onun ilk emekleyen bir bebeğin işte bir ağlama sesleri diyebiliriz. Dolayısıyla aslında karnım aç ve benle ilgili daha çok çalışın ve beni büyütün diyen bir nida bu. Peki hocam, özür dilerim, lafınızı kestim abi. Madem buradan girdiniz, ben çok sevindim. Hı-hı. Gayet iyi biliyorum ki bu benim yaşam sürem içerisinde büyük ihtimalle sona erecek bir şey değil ama... Hı-hı. Fizikte şöyle bir şey mi olur? Bir şeyin küçüğü oluyorsa büyüğü de olabilir. Kesinlikle. Bir jül üretiyorsanız 1 milyon jül de üretebilirsiniz, 1 trilyon jül de üretebilirsiniz diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Doğrudur. Yani bir şeyin, teorik olan bir şeyin pratiğe dökülmesi ve bunu deneyle gözlemlememiz zaten çığır açıcı bir adım. Bilim dünyası açısından. Ama bunun kullanılabilir hale gelmesi. Evet, kullanılır hale gelmesi, rekabet edici bir teknoloji olması, yani bilimden çıkıp teknoloji hattına geçmesi. O bambaşka bir şey. Orası bambaşka ama bilim camiası açısından nasıl CERN deneyinde aslında temel parçacıkların haritasını çıkarmak ve bunu doğrulamak ki işte kendi ortaya koyduğu teorik parçacığı Higgs kendi yaşamı sırasında gözlemledi. Gördüm. Dolayısıyla bu da benzer bir şekilde zaten var olan, geçmişte de 30 yıl, 40 yıl, belki 60 yıldır teorisi ve sonrasında da fonlarla yapılan, fonlarla bunun deneyi yapılan. 97'de de yapılmış galiba. Evet, 97'de. Ondan önce de deneyler var ama 97'de işte bir gene bir step atılıyor. Sonra bundan önceki, yani bu deneyden iki deney daha var aslında. Belli kademelerde daha uzun vadede yüksek enerjiye çıkılan. Bu deney en uzun süren ve en yüksek enerji seviyesine çıkarılan deney. Ama burada tabii o çıkan enerji, işte megajül, 59 megajül dediğimiz, işte 22 megajül dediğimiz kavram. Nedir 59 megajül? 59 megajül bu telefonu çalıştırır mı? Bu bilgisayarı çalıştırır mı? Şu ampulü yakar mı? Güzel. Jül aslında enerji birimi olarak çok küçük bir ölçek. Evet. O yüzden megajül örneğinde yani 10 üzeri 6, 1 milyon jülden bahsediyoruz. İşte yaklaşık 60 milyon jülden bahsediyoruz. Ama enerji aslında günümüzde normalde güç ve enerji temel iki kavram ve bunlar çok kafa karıştırıcı. Sokaktaki vatandaş için, yani fizikle uğraşmayan ya da bilimle uğraşmayan insan için sorun değil ama mühendisler dahil, hatta ne yazık ki enerji uzmanı diyen insanlar dahil bu kelimeleri yanlış kullanmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada aslında üretilen enerjinin ne kadar sürede üretildiği, ne kadar süre hayatta kaldığı önemli. Dolayısıyla bu burada 59 megajül kelimesi kullanılıyor ama bunun ömrü de aslında 5 saniye sürdü. 5 saniye. Dolayısıyla birim zamandaki enerji bizim için kapasite dediğimiz herhangi bir santralin, termik, nükleer vesaire bir santralin ya da güneş santralinin gücüyle orantılı bir şey konuşmamız lazım. Bu birim zamanda çıkarabildiği enerjiyle ilişkili çünkü. Dolayısıyla 59 megajül aslında kilowatt saat cinsinden konuşalım. Çünkü elektrik faturalarında biz kilowatt saat üzerinden konuşuyoruz. Daha kulağımıza aşina. Evet, yani biz şu anda 1 liraya yakın bir enerjiye bedeli ödüyoruz faturalarımızda. Bu 59 megajül de aslında 16 kilowatt saat dediğimiz günlük ya da 2 günlük bir evin ihtiyacını karşılayabilecek bir mertebe. Ama bunun 5 saniye içinde açığa çıkmış olması, dolayısıyla birim zamana böldüğünüz zaman, yani buna 5'e böldüğünüz zaman yaklaşık işte 16 megawattlık bir şeye tekamül ediyor. 16 megawatt kendi başına yani çok 16 büyük. 16 megawattlık bir santral 5 saniyede 59 kilojül. Evet, o yüzden de o pik bir değer aslında 5 saniye boyunca bütün bu kaynağı aydınlattığımızı düşünelim. Ama bunu 5 saniye sonra buradan ortadan kaldığını düşünelim. O yüzden de 59 megajül bütün enerji ihtiyacını karşıladı ya da 16 megawatt her şeyi karşıladı diyemeyiz. 16 megawattı bir yıl, yani 8760 saat boyunca sağlasaydı o zaman her şeyi çöpe atardık, güneş enerjisi dahil. O bunu sağlayabilen santral dünyada yok zaten. Yok, evet. Şu anda işte bir nükleer reaktörün, yani ticari bir nükleer reaktörün kapasitesi var, 7808. Evet. Ve bunun da kapasitesi işte 1000 megawatt civarında, 1 gigawatt ya da 1200 megawatt civarında. Ama bu da dolayısıyla sürülebilir bir enerji hale geliyor. Çünkü bu hocamın da bahsettiği gibi fisyon dediğimiz parçalanma üzerine açığa çıkan enerji sürekli olarak bu ısı enerjisini bildiğimiz standart. Bu niye çıkamıyor peki? Nasıl? Bu niye, füzyon niye çıkamıyor? Çıkamıyor. Çünkü aslında şöyle basitçe belki yakın çekimde olabilir. Bu farkı biraz daha halk dilinde anlatmak için. Uçaklar gelmiş abi. Meslek hastalığı ya da aşkı diyelim. Aslında iki tür, görsellerde de birazdan belki anlatırız, iki tür hidrojen izotopu kullanıyoruz. Toplamda iki farklı izotopu ki aynı hidrojen atomu aslında. İkisi de H1. İkisinde de proton var ama nötron sayıları farklı. Birinde daha fazla nötron var, birinde iki tane. Bunları kaynaştırıp aslında tam olarak daha yoğun ve daha büyük kütleli bir tanecik hale getirmeye çalışıyoruz.
Mesela şu an çarpışmanın gibi, çıkardığı enerji. Şu an işte bunu füzyonla birleştirerek daha büyük bir kütle hale getirdim. Ama bunu yaparken şu kadarlık bir ölçeği aslında gerçekte kütle olarak enerjiye dönüştürüyor. Şu işte karşısında yanımızda da fotoğrafı var. Bu enerjiyi aslında alıp kütleyi enerjiye çeviriyoruz. Dolayısıyla bu enerji o kadar yüksek ki bunu tek bir atomda yapmak için. Dolayısıyla bu aslında şu anda bütün dünyanın enerji kaynağı, yaşamın kaynağı olan güneşin çalışma prensibi. Güneş aslında temel olarak bir nükleer füzyon reaktörü. Çünkü sadece hidrojen oluşuyor. Hidrojen ve helyumdan ibaret. Dolayısıyla bunlar kaynaştıkça daha büyük atom, daha büyük kütleli çekirdeklere dönüşüyorlar. Ve sonra bizim dünyada gördüğümüz elementler oluşturuyorlar. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla ama burada şu hareketle ben iki parça ayırabiliyorum. Dolayısıyla burada harcadığım enerji çok daha az. Bu da aslında açığa çıkan enerjinin çok daha az olduğu anlamı geliyor. Ama bunu birleştirmek... O fisyon enerjisi. Evet, ama bunu birleştirmek... Yani siz orada... Evet, şunu parçaladım. Boğumlanarak parçalandı gerçekten atomlar. Bunlar daha yoğun kütleli atomlardı, uranyum gibi. Ve bunlar parçalanınca çok az enerjiyle, yani görece fisyona göre daha az enerjiyle tabii ki. Dolayısıyla ayrılıyorlar ve ayrılırken de daha küçük atom altı parçacıklar, işte alfa parçacıklar, nötronlar vesaireler yayınlıyorlar. Özellikle nötron aslında atom oluyor, emisyon oluyor. Bu nötronlar da gidip diğer çekirdekleri uyarıp parçalanmaya çalışıyorlar. Çünkü aslında bir uranyumu parçalaman için tek bir nötron kurşunu diyelim tırnak içinde yeterli. Bu kararsızlıktan dolayı açığa çıkan çekirdeklerde ortaya çıkan yeni nesil nötronlar da diğer çekirdekleri uğrayıp zincir reaksiyon dediğimiz şeyi sağlıyor. Burada önemli faktör yani var. Yani yıldız patlamasında oluşan şeyi biz burada tersine çevirmeye evet, çalışıyoruz. Burada önemli bir faktör var. Özellikle reaktör dediğimiz kavram aslında bir kapalı kutu. Dolayısıyla kapalı kutu içinde İngilizcesi confined yani tutuklanmış bir durum içinde aslında biz bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama bir atom bombası, bir hidrojen bombası, işte Rusların yaptığı Tsar dünyanın en büyük patlamaya sahip bombası aslında bu enerjiyi açığa çıkaran ve bunu hiçbir yerde hapsolmayan durum. Ve burada da bir Q faktör dediğimiz bir büyüklük var. Bunun işte birden büyük olduğu duruma karşı geliyor. Ama biz bunu bir yere sıkıştırarak yapmaya çalıştığımızda bu Q faktör 1'in altına düşüyor. Bütün amaç burada füzyon reaktöründe 1'e seviyesinde kritik olarak o 1 veya üstüne çıkabilecek bir teknoloji yaratmak. Ama şu anki deney 59 megajül dediğimiz işte bütün sorunu çözdü dediğimiz deneyin Q faktörü 0.33 diye açıklandı. Dolayısıyla aslında yeterli değil. Tabii burada da onun niye yapamıyor? Bire yaklaşması lazım. Evet, onun bire yaklaşması lazım. Bunu da yapamamızın sebebi şu. Aslında ıslak sabun gibi ya da bir köpük gibi düşünebilirsiniz. Yapılan şey birkaç tür reaktör var aslında. Hocam birazdan daha detaylı anlatır belki. Burada en kolayı olan manyetik alanla bu plazma dediğimiz çekirdek yani iyonların elektronların koparılmış çekirdeklerin bir yerde tutuklanması ve bunları sıkıştırarak aslında yüksek sıcaklıkla kaynaştırmaya çalışmak. Güneşin avantajı basınç. Basınç var. Sıcaklık ve basınçtan dolayı daha düşük sıcaklıklarla bunu yapabiliyor. 10 milyon derece gibi. Ama biz basıncı olmadığı için... Sıcaklığı artırmak gerekiyor. Evet, bunu da 150 milyon kelvinlere çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için de gerçekten sıkıştırmamız gerekiyor. Bu avucumla yaptığım şeyi manyetik alan yapıyor. Elektromanyetik alan yapıyor. Bunu da 4 farklı manyetik alanla bir o chamber'ın içinde, odanın içinde yapıyoruz. Bu da işte yüksek sıcaklıkta bu atomları kaynaştırmaya çalışıyor. Peki bir şey soruyorum. Şimdi bu dediğiniz yani bunu... bir enerji alanı içerisine hapsediyoruz. Evet. Ve yüksek sıcaklık yaratıyoruz. Yaratıyoruz. 59 kilojul enerji megajul enerji elde etmek için harcadığımız enerji ne kadar? İşte o yüzden Q faktörünü tanımlıyor neredeyse. Öyle bir verim tanımlayabilirsiniz. Dolayısıyla harcadığımız elektromanyetik alan yaratmak için elektrik enerjisi açığa çıkan enerjinin aslında çok daha yüksek. Üstelik de sürekli bunu besliyoruz. Yani fişe taktınız, mikrodalgayla bir şey ısıttınız düşünün. 4 dakikada yemeği ya da 3 dakikada yemeği ısıttınız ama onun karşısında bir mikrodalga yarattınız. Elektromanyetik dalga bir orada da bir tokamak var aslında. Bir elektromanyetik kaynak var. Onun için elektrik harcadınız ama mini fırına göre normal standart rezistanslı fırına göre daha az elektrik harcadınız. Bunun da çalışmasının kolaylaşması içindeki hidrojen ve suyu molekülü arasındaki bağların titreşmesi. Ama ısıtmada böyle bir şansınız yok. Her şeyi ısıtıyorsunuz. Dolayısıyla burada harcanan enerji çok yüksek olduğu için bize net iş lazım ve bunu işe çevirmek lazım. Dolayısıyla bu olmadığı için de yani açığa çıkan enerjiyi şimdi bombada açığa her şey çıkıyor. Mekanik etkiyle de ısı etkiyle de görüyoruz. Bütün binalar hiçbir şey kalmıyor ortada. Ama confine edilen bir yerde hiçbir etkisi yok. Isıl etkiye çevirmek gerekiyor ki şu anki füzyon reaktörleri gibi yani nükleer reaktör gibi o suyu buhar hale, kızgın buhar hale getirelim türbinde. Genişletelim ve elektrik üretelim. Aslında biz bugün füzyon enerji dediğimiz enerjide odun yerine veya kömür yerine nükleer evet. yakıtı kullanıyoruz. Yani fosil yakıt kazanını çıkartıyoruz. Onun yerine nükleer kazan koyuyoruz. Nükleer bir yakıt çekirdeği koyuyoruz. Ve bunu ağır su içinde barındırdığı için de bunun buhar hale getirilmesini ve buharın da türbinde genişleterek elektrik üretmekten başka bir şey değil. Bütün termik santraller aynı prensipte çalışıyor.
İster nükleer olsun, ister kömür, ister güneş, ne olursa olsun termik santral önemli olan çalışır. Kızgın buharı bir şekilde yaratmanız.